Arkadaşlar ben ağda yerlenirsem pişmiyor bu halde. 3 tane arkaya ver şimdi önden. Denizleri korumak o kadar basit değil. Ama benim kendi şahsi fikrim, denizleri korumanın en güzel yolu başlangıçta kirletmemekten geçiyor. Biz ne kadar dikkat edebilirsek denizi kirletmemeye ve etrafımızda kirletenleri görüp de uyarabilirsek denizlerimizi temiz tutarız. Dünyanın geldiği bu global ısınmadan etkilenen, fazla avcılıktan etkilenen durumların sürdürülebilirliğini sağlamak da tabii ki bizlerin düşünce ve kullandığı av araçlarından geçiyor. Her insan eğer geleceği düşünerek avlanma yöntemini geliştirirse sürdürülebilirliği de sağlayabiliriz. Dünyada stoklarımızı da rezerv halinde tutabiliriz ve gelecek kuşaklara da sadece kendimizi düşünmeden gelecek kuşakları da düşünerek onlara da bir miras bırakabiliriz diyorum. Ve Muğla sadece bir turizm kenti değil, sadece bir tarım kenti de değil. Muğla'da bütün bu Yüce Allah'ın yarattığı yeryüzü cennetinde bütün dinamikleri bir araya getirerek, tarımı turizmle birleştirerek, doğal güzelliği çevresiyle bir gelecek kuşaklara dünya mirası olarak kalması için tüm kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum, devlet, yerel yönetim işbirliği yapacağımızı ifade etmiştik. Bugünkü geldiğimiz noktada hayatta bize bazı şeyleri hep birlikte son 3 yılda çok şey yaşadık. Tüm dünya olarak, ülke olarak. İşte hiç kimsenin 100 yılda görmediği bir pandemiyi bu kuşak yaşadı. Sizler hep birlikte yaşadık. Dünyadaki gıda krizinin, sürdürülebilir tarımın, güvenilir gıda arzının ne kadar önemli olduğunu hep birlikte yaşayarak gördük. Yine bu süreçte Rusya-Ukrayna ile çıkan savaşın, gıda tedarik zincirindeki olumsuz etkilerini, tahıldan tutun ayçiçek yağlarına kadar, yine aynı süreçte ülkemizin dört bir yanında, Akdeniz çanağında küresel iklim felaketinin ortaya koyduğu ekstrem hava olayları, yüksek ısı, nem düşüklüğü, ortaya çıkan yangın felaketlerini hep birlikte yaşadık, gördük. Sadece bize has bir şey değil. ABD'nin Kaliforniya'sından Avustralya'sına, Rusya'nın Sibirya'sından İspanya'sına, İtalya'dan Yunanistan'a ve elbette bu güzel coğrafyada da 2021 yılında pek çok noktada bir milli felakete maruz kaldık. Şimdi bütün bu kirletici, olumsuz etmenler vesaire geldiğimiz noktada bir gelecek kuşaklara dünya mirası olarak bırakılacak bu güzel cennet ilimizde ve cennet vatanımızda biz üzerimize vazife olmayan işleri de üstlendik. Allah razı olsun. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Bakanımızdan, Sayın Valimizden ne kadar kim paydaşımız varsa, üniversitemiz, işte ticaret ve sanayi odalarımız, borsalarımız, diğer kamu kurum ve kuruluşları, denizcilik dernekleri, deniz ticaret odası var. Ne varsa gençlerimiz hep birlikte bu cennet köşeye sahip çıkma sorumluluğunu üzerimize aldık. Şimdi bugün çok önemli bir merhaleye taşımış olacağız. Birazdan yapacağımız etkinliklerle. Sevgili dostlar, sayın protokol. Muğla 1500 kilometrelik. Bu bir klişe. Sakın öyle değerlendirmeyin. 1500 kilometrelik sahil şeridine sahip bir ilden bahsediyoruz. Bu ne demek? Pek çok zorluğu ve pek çok güzelliği de içinde barındıran bir cennet demek. Bizim balıkçılarımız genelde Karadenizli, Marmaralı gibi büyük filolarla değil, küçük balıkçı tekneleriyle avlanırlar. Biz buna kıyı balıkçılığı diyoruz. Son yıllarda ne yazık ki işte Kızıldeniz'den gelen gemilerin balast sularında vesaire denizlerin suyunun ısınmasının artması, o istilacı balık türleri ne yazık ki Akdeniz'imizi, Yokova Körfezi'mizi, bu cennet sularımızı
tehdit eder pozisyona geldi. Kıyı balıkçılarımızın da dolayısıyla avlarında sıkıntılar yaşanmaya başladı. Buna bir de yıllardır eklenen düzensiz avcılık, kaçak avcılık, işte efendime söyleyeyim temizlenmeyen denizde kalan av araçlarının o en verimli alanların üzerini kapatarak oraları birer çöle dönüştürmesi avcılarımızın avlaklarında, av tedarikinde ciddi sıkıntılar ortaya çıkardı. Sadece bu mu? Türkiye su ürünleri yetiştiriciliğinin %45'i bu ilin karasuları içerisinden çıkıyor. Bakınız, 2019'da 309 milyon dolarla aldığımız su ürünleri ihracatı 2022'nin Ekim ayı sonu itibariyle ilk 10 aylık dönemde 660 milyon dolardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 2023 yılı bakanlığımız hedefi, su ürünlerindeki ihracat geliri hedefi 1 milyar dolardı. Biz o rakamı geçen yıl 1 milyar 400 milyon dolarla aştık. Bu senede Allah'ın izniyle inşallah 2 milyar doları Türkiye su ürünleri ihracatı bulacaktır. 2023'te daha üst bir noktada olacağız. Bütün bunlar balıkçılıktan geçimini sağlayan 3000 aile işletmesi. Sadece avcılarımızı söylemiyorum. Yetiştiricilikten geçimini sağlayan 50 bin kişilik bir aile ve bunun lojistiğinden, yeminden, işte olta turizminden çok geniş bir hinterlandda Muğla için vazgeçilmez bir sektördür su ürünleri. Yani sabitleyebildiğimiz en eski batık Kaş'ta Uluburun'da bulunan Uluburun batığı diye bilinen Fenikelilerin bir izi. 3500 yıllık bir tarihe sahip. Dolayısıyla biz en az 3500 yıldan beri denizlerin üzerindeyiz ve en az 3500 yıldan beri denizlerde kirletiyoruz veya en az 3500 yıldan beri denizlerden faydalanıyoruz. Taşımacılıkta faydalanıyoruz, balıkçılıkta faydalanıyoruz. Pek çok noktada denizlerimizden faydalanıyoruz. Burada çok güzel bir slogan var. Yani esas mesele temizlik değil, kirletmemek. Ve denizcilik, balıkçılar eski çağ dünyasında bir uygarlığa adını vermiş bir meslek balıkçılık aynı zamanda. Bugün Muğla'mızda turkuaz renkli yaklaşık 450'ye yakın koylarımız var. Muğla demek deniz demek, mavi vatan demek. O yüzden Muğla'yı anlatırken önce denizimizle başlıyoruz. Turkuaz rengi denizimizle başlıyoruz, ormanımız diyoruz. Peki bu denizimizi, ormanımızı, çevremizi korumak gerekiyor. İşte bugün bizi Muğla Tarım İl Müdürümüz bir araya getirdi. Mavi vatanı korumak adına bugün hem kıyıda hem dipte temizlik yapılacak. Bunu gerçekten çok önemsiyoruz. Özellikle son yıllarda çıkan orman yangınları ve küresel iklim değişikliğiyle her geçen gün dünyamız biraz daha kirleniyor. İşte son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve saygıdeğer hanımefendinin başlattığı sıfır atık projeleriyle de bu bilinci, bu farkındalığı her geçen gün arttırmaya çalışıyoruz. Biraz sonra çok kıymetli gençlerimizle, kıymetli protokol üyeleriyle birlikte hem kıyıdan hem de denizin ortasından kıyı temizliği yapacağız. Evet, Gökova Körfezi özel bir yer. Az önce Barış Müdürüm de söyledi. Burada yaklaşık 50'ye yakın tekne her sabah gün doğumuyla birlikte bu güzel denizlere açılıyor ve tuttukları o güzel lezzetli balıkları kooperatiflere veriyorlar ve kooperatiflerden de sofralarımıza geliyor. Bugün Gökova Körfezi'nde yaklaşık 15'e yakın kadın balıkçımız var. İşte kadınlarımız her yerde, hayatın her alanında var. Siyasette de var, denizde de var, ticari hayatta da var, sosyal hayatta da var, iş hayatında da var. Kadın elinin değmediği hiçbir yer yok. Bu yüzden bizim Muğla'mızın, Akyaka'mızın kadınları da vefakar ve cefakar. Biraz sonra yine onlarla da birlikte olacağız. İstiyoruz ki biz hayatın her alanında kadınlarımız olsun, kadınlarımızın sesi her geçen gün yükselsin. 2021 yılında hükümetimiz tarafından 8 milyon 843 bin TL balıkçılarımız için
destek yapılmış. Başta Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Bey olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii bu desteklerin gelmesi anlamında da başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Katılımlar için de Bitirmesin. Şimdi WhatsApp'tan canlı bağlantı.